ne kadar cahilsiniz kardeşim ya. Allah Allah. Ya oyun, şarkılar, eğlence anlıyorsunuz mu? Hadi girelim. Yok ya, yok ya. Bak, yok, dur yok ya. Hadi girelim. Geç bakayım yerine geç, yerine geç, yerine. Zamane kranalarına bak sen. Öyle hadi girelim yok. Parayla mı? He. Parayla ama çok para değil. Tek mili birden 20 kuruş. 20 kuruş mu? He. Hadi parayı veren gelsin eğlensin hadi bakalım. Bizde para yok ki. Annem vermez, onda da yok zaten. 5 kuruş olmaz mı emmi? Beş kuruş mu? 20 kuruş nerede? 5 kuruş. Tamam hadi sen gir. Geç bakalım. Kardeşim şimdi boynunuzu bir öyle tarafa bir bu tarafa bükerseniz olmuyor ki öyle. Girin hadi girin. Yaşasın! 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 Gelsin kuranların paracıkları. Turnayı gözümden vurduk. Okkalı para kazanacağı kaldık. Tez vakitte bastırmalarıma, suçuklarıma kavuşurum kayacak. Mesele ziyadesiyle mühim Muzaffer Bey. Halide hakkında. Bunu yapmam ne kadar yakışık alacak bilmiyorum. Çok tereddütte kaldım. Çok. Kanaatim şu ki bunu Halide'nin iyiliği için söylemem gerek. Lafı dolandırma daha söyle Selim. Halide gizli işler çeviriyor Muzaffer Bey. Ne gibi gizli işler? Bugün onu bir erkekle gördüm. Erkekle mi? Kim olduğunu söylemeyeceğim. Ancak sizin hiç tasvip etmeyeceğiniz biri. Hatta doğru bulmayacağınıza adım kadar emin olduğum. Kardeşiniz Muzaffer Bey iyi yolda değil. Haddini aşıyorsun Selim. Estağfurullah. Ancak size rica ediyorum bunu Halide ile görüşün. Aklını kendine sakla. Halide bugüne kadar benden hiçbir şey gizlememiştir. Demek ki şimdi gizliyor Muzaffer Bey. Reddedildiğin için iftira atmakta bir behis görmüyorsun anlaşılan. Zırvalarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Terk et burayı. Derhal! Ana, ben çıkıyorum. Ne gelip duruyor bu? Neyin peşinde? Ben biliyorum neyin peşinde olduğunu. Senin peşinde fallik. Ana, doğru konuş. Zoruna mı gitti? O kadar sahipleniyorsun ha? Yavrum, Güllü gibi bu da başına bela açar. Yüreğini yakar diye korkuyorum. Ana, korkma ana.
Korkma, tamam? Şehir kızı adamı ondurmaz. Bunların hepsi aynı. Burada kız mı yok? Helal süt emmiş, eli işe yatkın. Ana, hadi kal sağlıcakla. Senin iyiliğin için diyorum. Başına kötü bir şey gelmesin gayri. Tasalanma ana. Bundan sonra başıma kötü hiçbir şey gelmeyecek. Affedersin. Beklettim. Önemli değil. Sence bu evde kalman doğru mu Kemal? O mesele kapandı herhalde. Baksana sese daha yok. Haklısın aslında. Abim peşine düşmeyecek sanırım. Hem Güllü de çiftliğe döndü zaten. Annen ne dedi? Önemli değil. Kemal, bir sorun mu var? Yok, hiçbir sorun yok. Bence bir sorun var. Hem de benimle alakalı. Anam işte. Aklı fikri bende. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.